Merhaba sevgili arkadaşlar, merhaba, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlar, derslere başlamadan öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum. Bizim The James Hoca Bookstore diye bir kitaplığımız var. Eğer buradan faydalanmak istiyorsanız arkadaşlar, hemen size ben linki atıyorum arkadaşlar. Şu anda linki atıyorum size. Bu linke girip bu linkten kitaplarımızı videolar şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar. Hem kitaplar, Türkçe açıklamalı bu kitaplar. Aynı zamanda renkli, birkaç şekilde konu anlatımlı. Bu konu anlatımlarının dışında örneklendirmeli, bol bol örneklendirmeli, Türkçe izahatlı. Aynı zamanda arkadaşlar alıştırmalar var. Bu alıştırmaları da yaptıktan sonra en altında da cevap anahtarları var. Tabii bunların hepsi neyle birlikte? Videolarıyla birlikte sizlere veriliyor. Çok cüzi miktarlarla. Derslerimiz spesifiktir. Yani daha doğrusu kitaplarımız spesifiktir. Piyasa kitap kitapları gibi değildir. Zaten bir kere bir görseniz ondan sonra çok benim sayfamıza linkini attım arkadaşlar. Sayfamıza katılmak isteyen arkadaşlar veya incelemek isteyen arkadaşlar inceleyebilirler. Çok faydalı olacağını düşündüğüm bir çalışmadır. Onun için hepinize sunuyorum bu kitapları. Eminim ki faydalanacaksınız. Hepinize hayırlı olmasını diliyorum. Ve bugün sevgili arkadaşlar, bugün see ve look arasındaki farkı göreceğiz. See görmek demek, look ise görünmek anlamına geliyor. Look görünmek anlamına geliyor. Tek başına kullandığı zaman. Ama look'u at'le birlikte kullanırsan look at bakmak anlamına geliyor arkadaşlar. See görmek, look görünmek ama look at bakmak anlamına geliyor. İşte bu çok karıştırılan fiili sizlere iyice öğretmeye çalışacağım. Tabii bunun yanında bir takım yapılar da öğreneceksiniz. Bir takım yeni kelimeler de öğreneceksiniz. Dolayısıyla faydası olacak çalışma arkadaşlar. Peri Aslansoy hoş geldin. Fatma İyigün hoş geldin. Zülfiye Abdullah'a hoş geldin. Elina Hamit'le hoş geldin. Meryem Kaplan hoş geldin. Şükriye Kayalar hoş geldin. Sergin Pekgirgin hoş geldin. Hediye İnan hoş geldin. Şafak hoş geldin. Nurten Uzun hoş geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Başlayalım değil mi dersimiz artık? Peki. See ve look arkadaşlar. See görmek anlamına geliyor. Look ise görünmek anlamına geliyor. Tek başına. Ama at'le birlikte kullanıldığı zaman bakmak anlamına geliyor. Görüntü nasıl arkadaşlar? Görüntü nasıl? Şükriye'de puslu. Ahmetcan Uygun hoş geldin. İnşallah görüntü ses güzeldir. Gelmek isteyen arkadaşlar hemen davet linki gönderiyorum. Katılabilirler. Katılıp beraberce ders yapabiliriz arkadaşlar. Linki attım. Aşağıda bir çark var Şükriye. Aşağıda bir o YouTube arkadaşlar, ekranı büyütün öyle izleyin. YouTube çarkı var. YouTube çarkını işaretleyin. Oradan rezolasyonu yani şeyi çözünürlüğü seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yan tarafta bir çark var. O çarka tıkladığınız zaman istediğiniz çözünürlükte şey yapabiliyorsunuz, izleyebiliyorsunuz. Tabii ki beğenilerinizi eksik etmezseniz beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepiniz hoş geldiniz, hepiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hemen derslerimize başlayalım arkadaşlar. Evet, see. İlk gelen Şükriye geldi. Şükriye hoş geldin. Ama device not connected diyor. Hah, şimdi geldi, bağlandı. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şükriye beni duyabiliyor musun? Duyuyorum hocam. Beni duymuyor musun? Hoş geldin. Şimdi ben duyuyorum. Şimdi see ile look arasındaki farkı göreceğiz. Bu çok karıştırılan bir şey.
özellikle karıştırılan fiilleri vurgulamak istiyorum. Çünkü bu fiilleri eğer yerinde kullanmazsak biraz komik olabiliyor. Şimdi see ile ilgili örnekleri yapalım. Did you see the actress pass? Oku bakayım. Did you see the actress pass? Güzel. Yani diyor ki aktrisin geçtiğini gördün mü diyor. Aktrisin geçtiğini gördüm. Pass geçmek. Gördüm. What do you see? What do you see? Yumuşak. What do you see? What do you see? Evet, evet, evet. What do you see? Was he seeing things again? Was he seeing things again? Gene bir şeyler görüyor muydu anlamına geliyor. Gene bir şeyler görüyor muydu anlamına geliyor. Evet. Was he seeing things again? Yine bir şeyler görüyor muydu? Tell me what you saw in the museum. Tell me what you saw in the museum. Müzede ne gördüğünü bana anlat diyor. Müzede. Şimdi baştan tekrar okuyorum. Sen okuyacaksın. Önce ben okuyayım, sonra sen okuyacaksın. Evet. Did tamam, you see hocam. The actress pass? What do you see? Was he seeing things again? Tell me what you saw in the museum. Şimdi sıra sende. Did you see the actress pass? What do you see? Was he seeing things again? Tell me what you saw in the museum. 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 Yeah. Şimdi see hakkında ipuçları verecek bize. Diyor ki see when referring to the sense of sight, to noticing and observing diyor. Yani diyor bir görme hissini refer eder diyor. Görme hissini diyor. Refer eder diyor. Aynı zamanda diyor keşfetme ve nazar etme. Yani nazar etme, bakma. Bakma derken yani görme bakma demek değil. Görmek başka bir şey, bakmak başka bir şey. Bakmak bir tercihdir, görmek bir tercih değildir arkadaşlar. İşitmek gibi bir şeydir yani. Peki. It is so foggy, I can barely see anything. It is so foggy, I can barely see anything. Sevgili arkadaşlar, buradaki barely, hardly gibi bir şeydir. Never gibi bir şeydir. Neredeyse hiç anlamına geliyor. Evet doğru ve cümleye girdiği cümleyi olumsuz yapıyor. Bunu unutmayın. Barely cümleye girdiği zaman olumsuz olur. Hava diyor sisli. Neredeyse hiçbir şey göremiyorum diyor. Peki. He saw his colleague cheat at the test. He saw his colleague cheat at the test. He saw his colleague cheat at the test. Bir daha mı okuyayım hocam? Bir daha. He saw his college cheat at the test. But colleague cheat. Colleague cheat. He saw his colleague cheat at the test. Evet. He saw his college cheat at the test. Cheat. Colleague cheat. Colleague cheat. Diyor ki meslektaşını teste kopya çekerken gördü diyor. I've never seen such a beautiful landscape before. I have never seen such a beautiful landscape before. Şu I have'i birleştirelim I've diyelim. I've never seen I have never seen such a beautiful landscape before. Have okuma. I've never seen such a beautiful landscape before. I've never seen such a beautiful landscape before. Such a beautiful landscape. Such a beautiful landscape. Such a beautiful landscape.
Before. Hocam bağlantı çok kötü burada. Bilmiyorum nedense benim bugün bağlantı kötü. Türkiye'de misin? Hayır, İsviçre'deyim hocam ama Türkiye'de bilmiyorum. Bir daha girmem lazım. Hayır, İsviçre'deyim hocam. Tamam, çık tekrar. Aslında gir. Ben internet bağlantım güzel. Çık tekrar gir. Tamam, ben çıkayım bir de. Tamam hocam, öyle yapacağım. Tamam. Ha? Hoş bulduk, iyi akşamlar hocam. Hoş bulduk hocam, sesim geliyor mu? İyi akşamlar, nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Sen de iyisin umarım. Şimdi şunu bir ok bakayım. Evet, iyiyiz hocam. I've never seen such a beautiful landscape before. I've never seen such a beautiful landscape before. Daha önce böyle güzel bir manzara görmedim diyor. Yani şimdiye kadar anlamına geliyor never burada. Şimdiye kadar daha önce hiç böyle bir manzara görmedim. Such a beautiful landscape ile güzel bir manzara anlamına geliyor arkadaşlar. Landscape, manzara anlamına geliyor. Burada da see'nin üçüncü halini kullanıyor. Perfect tense çünkü. Example dialog var burada. Lars ve Wendy birbirleriyle konuşuyorlar. Şimdi Lars'ın dediğini oku bakayım. I think I just saw someone getting robbed. Robbed. Robbed değil de robbed. 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 Güzel. Sanırım diyor birisinin soyuluyor olduğunu yani soyuluyor üzeri soyuluyor yani ne diyelim parasının alınıyor olduğunu yani gördüm. Yani sanırım yani yeni gördüm. Birisinin parasının çalınıyor olduğunu gördüm anlamda söylüyor. Wendy ne diyor? Are you sure? Emin misin diyor. Evet. Devam et. Seriously. I thought I was just seeing things because I was exit from work. Evet. Seriously, I thought. Seriously. Bak, önce bir dinle. Seriously, I thought I was just seeing things because I was exhausted from work. Bir daha oku. Seriously, I thought I was just seeing. Bak, bir dakika. Bak ben nasıl okuyorum, sen nasıl okuyorsun? Sen beni dinliyor musun? Evet, dinliyorum hocam size. Dinle, o zaman kulağım bende o. Seriously, tamam. I thought I was just seeing things because I was exhausted from work. Evet. Seriously, I thought I was just seeing things. Because I was exhausted. Nasıl okuyorsunuz? Nasıl okudunuz exhausted. Hocam? Exhausted from work. Evet. Burada bir S'yi unutmuşlar bunlar. Exhausted. S'yi unutmuşlar burada yazmayı. Exhausted. I was exhausted from work. I was exhausted from work. İşten bitkin düştüğüm için diyor. Evet. Böyle bir şeyler görüyor olduğumu düşündüm diyor. Cidden diyor. Seriously cidden. So you aren't even sure. So you aren't even sure. Start again. What exactly did you see? Sure. Yeah. What exactly did you see? What exactly did you see? Güzel. Evet. Yani diyor hatta emin bile değilsin diye söylüyor. Hatta emin bile değilsin diye söylüyor. Öyle mi anlamda? Start again. Tekrar başla diyor. What exactly did you see? Tam olarak ne gördün diye soruyor. Gördüm. Okay. Şimdi evet. Lars ol. Şu yanımda Wendy olsun. Bir okuyun bu parçayı bakayım. I think I just saw someone getting robbed. Are you sure? Seriously, I thought I was just seeing things because I was exhausted from work. So you aren't even seriously. Sure? Seriously. Seriously.
Seriously. Seriously. Kıvır. Ha, şimdi sıra sende. Seriously. So you aren't even sure. Start again. What exactly did you see? So you aren't even sure. Even. So even. You aren't even sure. Start again. What exactly, yumuşak söyleyeyim. What exactly did you see? Hadi bir daha söyle bakayım şu an. So you aren't even sure. Start again. What exactly did you see? Start again. Start again. Kurtlanma. Kurtlanma. Start again. Bende yok hocam. Start again. Tamam. Kurtlanma ben. Start. Neyle? Start again. Start again. What exactly did you see? What exactly did you see? Bir daha şimdi baştan oku. So you aren't even sure. Start again. What exactly did you see? Aferin. Şimdi change role. Rolleri değiştirin. I think I just saw someone getting robbed. Robbed. Are you sure? Robbed. Bir daha. Are you sure? Seriously, güzel. I thought I was just seeing things because I was exhausted from work. Exhausted from work. So you aren't even sure. Okay. Start again. What exactly did you see? Start again. What exactly did you see? Güzel. Şimdi definition. Definition izahat demek, açıklama. See, to notice or become aware of someone or something by using your eyes. Gözlerinizi kullanarak diyor, bir şeyi veya birisinin diyor, farkına varmak diyor. Fark etmek diyor. Okay. See düzensiz bir fiildir arkadaşlar. See'nin birinci hali see, ikinci hali saw, üçüncü hali seen. See, saw, seen. Bu fiil gerund olarak kullanıldığı zaman ing alıyor. Çok az yerde görmek ama see ing alıp da continuous tense'de kullanıldığı zaman çoğunlukla görüşmek anlamına geliyor. Mesela I am seeing the doctor today. Bugün doktorla görüşeceğim anlamına geliyor. Yani see, ing takısı alıp da continuous tense'de kullanılırsa %90 görüşmek anlamına geliyor, %10 da görmek anlamına geliyor. İşte burada görmek anlamına mesul geliyor. Cümlenin akışından çözüyoruz. Şimdi söyleyeyim bakayım. Önce Meryem sen söyle. See, saw, seen, sing. See, görmek hocam. Saw, görmeyin ikinci hali. Sin, görmeyin üçüncü hali. Sing de present continuous tense'de şimdiki zamanda kullandığımızda %90 görüşmek anlamında, %10 da görmek anlamında. Bravo. Aynı zamanda gerund olarak kullanılıyor. Güzel. Evet. Bir de sen oku. See, so, sin, sing. Y'yi okuma. Sin. Aferin, G okuma. Bunları öğreneceksiniz. Tepenize vura vura öğreteceğim. İsterseniz öğrenmeyin. İsterseniz öğrenmeyin. Siz bilirsiniz. Okay. Evet, geldik Luke'a arkadaşlar. Luke. See neydi? Görmekti değil mi? Luke bakmak demek değildir arkadaşlar. Luke görünmek demektir. Luke ne demekmiş? Görünmek. Görünmek. Demek. Ancak. Evet, görünmek demek. Ancak cümle başına Luke derse, cümlenin arkasından bir cümle gelirse o zaman bak anlamına geliyor. Luke, there is that famous actor. Bak diyor, işte orada diyor bir tane ünlü bir aktör var diyor. Oku bakalım Meryem. Luke, there is that famous actor. Biraz uzatarak oku. Sakız çiğneyen kadınlar gibi konuş. Luke, there is that famous actor. Hadi bakayım kıvır. Luke, there is that famous actor. Oldu mu hocam?
Okay. Devam ediyorum. Olacak. Why is everyone looking at me? İşte bu look at bakmak arkadaşlar. İşte bu look at bakmak anlamına geliyor. Ama burada niye look şey oldu? Ünlem işareti geldiği için bakmak anlamına geldi. Yoksa mesela you look happy dersem sen mutlu görünüyorsun anlamına geliyor. Cümlenin başına gelip de ünlem işareti varsa bu da bak anlamına geliyor. Why is, Meryem sen devam ediyorsun bu dördüne. Why is everyone why is, looking at me? Why is everyone looking at me? Looking at what me. Has, looking at me. Aferin. Evet, niye herkes bana bakıyor diyor. Mom has been looking at the painting since we came. Won has been looking at that painting since we came. Since we came. Since we came. Since'den beri. Geldiğimizden beri evet. Diyor Won şu yağlı boya tabloya bakıyor diyor. Bakıyor. The lion looked at the lion looked at the meat hungrily. The lion looked at the meat hungrily. Looked at the meat. Lion mu diyor? Lion nasıl okunuyor hocam? Lion. Line. The lion looked at the meat hungrily. Güzel. Teşekkür ediyorum. Şimdi Şükran sen baştan başla. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel oku Şükran. Göreyim seni. Look, there is that famous looked. Actor. Why Güzel. Is everyone looking at me? Güzel. Gel'e dokunma. Evet. Phone has been looking at that painting since we came. Since we came. The lion looked at the meat hungrily. Güzel. R'leri yumuşattın. Şimdi R'leri yumuşattın üzerine gitmen gerekiyor. Güzel. Şimdi look'un ipucu. Look when directing your eyes to something and closely watching it. Gözlerinizi diyor o yöne yönlendiriyorsunuz ve yakından onu seyrediyorsunuz diyor. Bakmak değil mi? Görmek ve bakmak. Said Faik'in zannederim böyle bir şeyi vardı, makalesi vardı. Görmek ve bakmak diye. I am looking but I don't see anything. Meryem. I am looking but I don't see anything. O sondaki G'leri duyuyorum ben. Bak I am looking but I don't see anything. I am looking but I don't see anything. Dokunuyorsun ama söyle I am looking but I don't see anything. Böyle. O sondaki G'lere dokunuyorsun ama söylemiyorsun. Okay. Okay peki. Tamam hocam. I am looking but I don't see anything. I am looking, but I don't see anything. Bakıyorum ama bir şey göremiyorum diyor. Bir şey görmüyorum. That strange man keeps looking at us. That strange man keeps looking at us. Şu R ile akrabalarını kes. That strange man. That strange man. Mikrofon burada girmiş kızım. Mikrofonu burnundan çıkart. Biraz uzaklaştır. Burun içinde tamam. Mikrofon. That tamam, strange hocam, man keeps looking at us. That strange man keeps looking at us. R'yi yine duyuyorum ben. That strange man. Kıvır. Bir dakika yazarak şey yapayım. That strange. Beni taklit et yeter. Papağan kadar ol yeter. Strange. De bakayım.
Tekrar. Strange. Okuyorum. Dikkat edin. Bu videoyu bir daha izle. That strange man keeps looking at us. Bir daha. That strange man keeps looking at us. Keep'in arkasından herhangi bir fiil geldiği zaman yapıp durmak anlamına geliyor. Şu garip adam diyor bize durup bakıyor. Bize bakıp bakıp duruyor falan. Bize bakıp bakıp duruyor. Mesela he keeps smoking, o sigara içip duruyor anlamına geliyor. Veya my mother keeps cooking, annem yemek yapıp duruyor anlamına geliyor. Yani bir şey yapıp durmak anlamında geçiyor. Keep verb ing. Don't look inside yet, the room is not ready. Don't look inside yet, the room is not ready. Evet, içeri bakıp durma diyor daha. Daha içeri bakıp durma diyor. O da hazır değil. Okey. Tamam evet. Hocam. Şükran. Bu üçünü sana bakayım. I am looking but I don't see anything. That güzel. Aferin. Strange man keeps looking at us. Don't look inside. Aferin. Yet the room is not ready. Aferin sana. Aferin. Şunu bir daha oku, şunu bir daha oku. Hangisini hocam? Aferin. Ya sen çok kuvvetli bir kadınsın, becerirsin. Bir daha. Strange. Şimdi sen oku bak. Strange. Yo A'ya kaçırma, E'ye kaçırma. Strange. Devam edin. Strange. Ona bak kıvırlıyor bak. Strange. Strange. Kraliçeyle Jack konuşuyor. Kendi kendinize konuşup durmayın. Queen'le kraliçeyle Jack konuşuyor şimdi. Queen diyor ki What happened to you? Sana ne oldu? Böyle. Sana ne oldu? Nedir bu halin anlamda? O da diyor ki I accidentally cut myself with scissors. Kazara diyor kendimi makasla kestim diyor. Oh my god diye ne bunu kısaltıyorlar oh my diye söylüyor bu garipler. Aman Allah'ım diyor. That looks pretty bad. Bak burada görünmek anlamına geliyor. Oldukça kötü görünüyor diyor. You better go to the doctor or something. Burada da you had better diyeceğine you better demiş. Bakın you had better'ı ya da you should yerine kullanıyor. Dikkat edin burada. You had better böyle kısaltabiliyorsunuz. You had better diyeceğine you better. Ya da bu better'ın yerine istersen should da kullanabilirsin. You better go to the doctor or something. Oh Allah'ım diyor, aman Allah'ım diyor. Çok kötü görünüyor diyor. İyisi mi diyor sen bir doktora ya da bir şeylere gözük diyor anlamında söylüyor. Yes, I'm gonna have it looked at right now. Tamam şimdi baktıracağım diyor. Baktıracağım burada pozitif cümle yapmış anlatacağım birazdan. Can you go with me? Benimle gider misin? Evet. Şimdi Şükran sen Queen ol. Sen de Jake ol. Meryem. Hadi bakalım. Önce bir okuyun yavaşça. What happened to you? Güzel. I accidentally cut myself with scissors. Aferin. Oh my god. Yeah, that looks pretty bad. You better go to the doctor or something. Gene R'ler hizadan çıktı. Pretty, pretty. Ne oluyor böyle? That looks pretty bad. Oku. That looks pretty bad. Pretty bad. Ha, şimdi burayı oku. You better go to the doctor or something. You better go to the doctor or something. Bir daha oku. You better go to the doctor or something. Better'daki R'ye dokunma. You better go to the doctor or something. You better go to the doctor or something.
Ben yola getireceğim seni. Hiç kendini hamla verme. Baba hamla verme. Ben seni yola getireceğim. Yani sen iyisi mi kolaydan dön. Sen de öyle. Şey nedir onun adı? Meryem. Bakayım ha. Yes, I am gonna have it looked at right now. Can you go with me? Çok güzel. Çok güzel. Şimdi burada arkadaşlar bakın burada have it verb 3 var arkadaşlar. Bu pozitif. Bu ne demek pozitif? Şimdi arkadaşlar bakın. Şimdi bakın. I am looking at ne demek? I am looking at you. Ne demek? Bakıyorum. Sana bakıyorum. I am looking at the baby. Ne demek? Bebeğe bakıyorum. Aynen. Bakın bu cümleyi yazar mısınız bana bir? Bu cümleyi lütfen bir yazın. Bak bu aktif cümle. I am looking at you. Ne demek? I am looking at you. Ben sana bakıyorum. Bu aktif bir cümle. Pasif öğreteceğim. 2 dakika sürecek pasif. 2 dakika fazla sürmeyecek. I am looking at you. Yazın bakayım yavrum. Yazın. Kim yazacak o yazsın. Looking. I am looking at you. Looking at you. I am looking at the baby yazın. I am looking at the baby. You demeyin. At. I am looking at the baby. At baby. You yazmayın arkadaşlar. Çünkü örneği güzel vermek istiyorum. I am looking at you. Yerine I am looking at the baby yazın. Hadi çocuklar lütfen yazın. Evet. Yazıyor musunuz? Ya biraz zahmet oluyor size yazdık ama. Yazdık hocam. Yazdık. Ha, peki. I am looking at the baby. Sevgili arkadaşlar Zehra'nın yazdığını görüyorsunuz. I am looking at the baby. Burada bebeğe bakıyorum. Bu cümlenin subject'i var mı? Var. Baby. Var. Evet bebek. Subject'i ait. Peki fiili var mı? Verb'ü var mı? Var. Look. Değil mi? Look. Peki bu cümlenin objekti var mı? Var. Yani bu cümlede savo var mı? Savo. Subject, verb, object var mı? Var. Var. I look baby. Savo. Neydi aktif cümlede? Subject, verb, object olmalı. Şimdi geçiyorum passive voice'a. Passive voice'da subject, verb, object yoktu. Ne vardı? Object, to be, verb 3 kalıbı vardı. Başka. 16 tensi pasifde de yapabilirsiniz. Baby. Bebeğe bakılıyor diye yazın. Bebeğe bakılıyor. Böyle bakılıyor baby. Bebeğe. Bebeğe bakılıyor. Baby. The baby. The baby bu continuous tense. The baby is continuous tenslerde ne geliyordu pasiflerde? Being. The baby is being looked at. Looked at. Evet. Eti unuttum hocam. Bir daha yaz. Bir daha yaz. Olsun bir daha yaz. The baby is being looked at. Şimdi pasifde ne yapıyoruz? Önce the baby. Ondan sonra to be getiriyoruz. Emizat. The baby is being looked at. Yazıyor musun sen de Meryem? Evet. Şey, buradan mı? The baby is looked at. Bebeğe bakılır dedin. Bebeğe bakılır. Bebeğe bakılır. Bu present. Biz present continuous yapmalıyız Sergin. The baby is sevgili being. Look at it. Tenslerde, pasiflerde, continuous tenslerde being gelir. Being. Bakın bu. Being. Bak bu gelir. Continuous tenslerde bu geliyor. Demirbaş bu. Continuous tenslerde bu geliyor arkadaşlar. The baby is being looked at. Ve fiil de üçüncü halinde olacak. Being looked at. The baby objectim is continuous tense yardımcı fiili. Being orada pasiflerde to be yerine geliyor. Efendim looked at de nedir? Looked at. Bit. Üçüncü hali. Object to be verb kalıbımız. Yazdı mı? Yazdık hocam. Evet yazdık. Yazdık hocam. Yazdınız ama hiç göremiyorum ben. Ben niye göremiyorum? Benimkini niye göremiyorsunuz bilmiyorum. Yazdım hocam. The baby vallahi gelmedi. The baby is being looked at. En iyisi ben yazayım.
The baby is being looked. The baby is being looked. Niye gitmiyor ki? Being looked. Looked at. Looked at. The baby is being looked at. Kendi yazdığımı göstereyim size. The baby is looked at. Sevgili arkadaşlar, the baby cümlenin objekti, yani pasiflerde önce object gelir. Is arkadaşlar present continuous tense olduğu için, present tense olduğu için geldi yardımcı fiil olarak buraya. Being to be'nin yerine geldi. Object'ten sonra to be gelir. Ve continuous tense'lerde daima being gelir. Ve verb 3 looked at geldi. The baby is being looked at. Bebeğe bakılıyor. Bu da ne dedik? Bebeğe bakılıyor. Demek ki aktif cümlelerde subject, verb, object, pasiflerde object, to be, verb 3 geliyor. Şimdi iyi dinleyin. Geliyorum pozitif cümleye. İyi de bu aktif ne demek, pasif ne demek onu öğrenelim önce. Aktif etken çatı demek arkadaşlar. Pasif edilgen çatı demek arkadaşlar. Beli kırık cümle. Aktif etken çatı, pasif edilgen çatı. Bir de var arkadaşlar. Şimdiye kadar öğrenmediniz ama artık basit bir şey. Ben öğrettiğim nasıl göreceksiniz. Positive voice var. Positive ne demek biliyor musunuz? Bu da ettirgen çatı demek arkadaşlar. Aktif, pasif, aktif, pasif, pozitif. Aktif, aktif, pasif, bir de pozitif diye geçiyor. Aktif etken çatı, pasif edilgen çatı, pozitif ettirgen çatı. Size bir şeyi azmettirip yaptırmak. Şimdi deyin ki, o, de ki ben çocuğa baktırıyorum. Ben çocuğa baktırıyorum. Ben bakmıyorum, baktırıyorum, birilerini baktırıyorum. Bunun kalıbını veriyorum. Bunun kalıbı farklı. Bak. Aktifin kalıbı subject, verb, object. Pasifin kalıbı object, to be, verb, which. Şimdi pozitifin kalıbını veriyorum. İyi bakın ha. Pozitifin kalıbını veriyorum. Bak. Önce bir bakın ondan sonra. Acele etmeyin. Subject, sonra have ya da has geliyor. Sonra object geliyor. Sonra verb, which geliyor arkadaşlar. Şeyin kalıbı bu. Pozitifin kalıbı da bu arkadaşlar. Bak. Pozitifin kalıbı bu. Bakın. Okay. Subject, verb, object. Bak, subject, verb, object değil arkadaşlar. Aktifin kalıbı. Yani etken çatının kalıbı. Object, to be, verb, which değil arkadaşlar. Bu da pasifin kalıbıydı. Subject, has, object, verb, which de ettirgen çatı olan pozitifin yapısı. Yani baktırıyorum diyeceksin. Çocuğa baktırıyorum. I am having continuous tense yapıyorum çünkü, değil mi? I am having the child look at. Çocuğa baktırıyorum. Yani herkese bakın diyorum. Herkes bakıyor anlamda. I am having the child looked at. I am having the child. Continuous tense bu arkadaşlar. Continuous tense olduğu için I have olmaz. Bu ne demek biliyor musun? Fatma, Zehra. Çocuğa baktırırım oldu bu. Çocuğa bu present tense. Heh. Bak kim yazmış bunu? I am having the child looked at olacak. Şafak. Looked at. Fiilin üçüncü adı olacak arkadaşlar. I am having the child looked at. Zahmet olmasa bir yazarsanız. I am having. Continuous tense olduğu için I am having oldu. Have I am takısı alır mı? Bal gibi alır. I am having the child looked at. Evet. Şimdi I am having the child looked at. Ben de yazdım. Bakayım hangimizinki doğru. Kim yazdı burada? Star Channel yazdı. I am having. Aferin, doğrudur. I am having the child. Dur. Bedirhan Kaplan yazdı galiba. Aferin. Ben yazdım. İşte bu da pozitif. Şimdi burada diyor ki bakın. I am going to a Jane diyor. Have it looked. Bakın have it looked. Baktıracağım. Bu pasif ha. Bu pasif. Pasif bu. Burası pasif. Çocuğa baktıracağım şimdi. Çocuğa değil. Yani neye baktıracaktı bu? Kendisine baktıracaktı. Dede. Parmağına baktıracaktı. I am going to have it looked at right now. Can you go with me? Şimdi burayı anlayabildiniz mi arkadaşlar? Bu pasifi, bu pozitifi, ettirgen çatıyı. Şeyde baktıracağım. Ona şimdi
baktıracağım. Evet, diyor ki bak, I am going to, burası normal aktif geliyor. Burası normal aktif geliyor. Burada pozitifi şurada yapıyor. Yani aktif cümleyi pozitifle taçlandırıyor. I'm gonna have it looked at right now. Ona şimdi baktıracağım diyor. Can you go with me? Benimle gider misin? Aslında benim can you come with me dese daha güzel oldu. Biraz acayip kaçmış can you go with me. Peki. Şimdi Meryem sen queen ol. Şükran sen de Jake ol bakalım. Güzel okuyun. What happened to you? Evet. I accidentally cut myself with scissors. With scissors, scissors. Scissors, with scissors. Güzel, makasla diyor. Evet, devam et. Oh my, that looks pretty bad. You better go to the doctor or something. Okay. Yes, I am going to have it looked at right now. Can you go with me? Bunu looked diye okuyacaksın, looked. Looked. Evet. Sevgili arkadaşlar, look düzenli bir fiildir. Look'un ikinci ve üçüncü hali looked'dur arkadaşlar. İkinci ve üçüncü hali nedir? Looked'dur. Looked. Gerund olacağı zaman veya continuous tense'de kullanacağı zaman looking diye kullanıyorsun. Looking. Look to focus your eyes on something specific. Look diyor, bir şeye özellikle diyor gözlerinizi odaklamak diyor. Bakmak, incelemek için bakmak anlamına geliyor. Şimdi Meryem oku. Look, looked, looking. Look, looked, looking. G'yi okuma. Look, looked, looking. Look, looked, looking. Güzel. Şimdi sen oku. Look, looked, looking. Güzel. Sondaki G'ye dokunmama söylemeyin. Şimdi geldik practice'e. Burada acaba see mi kullanacağız yoksa look mu kullanacağız? Evet, see'nin ne olduğunu biliyorsunuz görmek, look'un ne olduğunu biliyorsunuz bakmak, değil mi? Biri, şimdi şöyle yapıyorsunuz, biri Şükran yapıyor, ikiyi Meryem yapıyor, üçü Şükran yapıyor, dördü Meryem yapıyor. Yani okay. Tekleri biriniz yapıyorsunuz, çiftleri biriniz yapıyorsunuz. Başlayın. Okay. Can you please take a look at this? Evet, take a look, take a look, bakıvermek. Lütfen buna bakabilir misin diyor. Bakıverir misin ya da bakabilir misin anlamına geliyor. Take a look. Evet devam et. Şimdi Meryem'de. I think I have already saw that move. Şimdi bu hangi tense? I think I have. Ben düşünüyorum ki ben I have already. Senin seviyen ki... nedir? Seviyen nedir? I think Meryem, şey gelecek. Meryem senin seviyen ne? Pre-intermediate hocam. Senin ne işin var burada? Burada motor yakacaksın şimdi. Güle güle. Ah, yok. Ay. Sen ne işin var burada? Söyleyeyim hocam. Intermediate seviye. Ha. Bak burada Fatma burada. Ha. Dur. Şimdi Fatma okuyor. Evet. I have already seen that movie, değil mi? Perfect seen that, evet. Seen. Hali hazırda o filmi güzel. Gördüm. Present perfect. Doğru. Evet. Şimdi sıra sende. Üçü ve dördü sen yap bakalım. Fatma. Ben mi hocam? Evet. What exactly are we looked at? Biz gerçekten ne gördük? Görüyoruz. Görüyoruz. Looking. Görüyorum. Efendim? R var orada, R. Looking. What exactly are we looked at? Looking. Looking at. What exactly are we looking at? Biz gerçekten neye bakıyoruz? Ha, değil mi? Continuous tense olduğunu ifade ediyor R orada bize. Evet. ING taksak ya, değil mi? What exactly are we looking at? Doğru. Biz gerçekten neye bakıyoruz? Daha da tabı tamına neye bakıyoruz ya? Tam olarak neye bakıyoruz ya? Evet. Dur, sen yap bakayım. Let's look at it. Hadi bak buna, şuna bakalım. Aynen. Peki. 5'i 6'yı Şükran'a veriyoruz. Hadi Şükran. I see president. I saw da olabilir, see de olabilir. See olursa hep görürüm başkanı, cumhurbaşkanı. O zaman also. O da I am seeing the president.
görüşeceğim olur o zaman. I am seeing dersen görüşeceğim. Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim. O zaman I saw the president. I saw the president diyebilirsin ya da I have just seen the president diyebilirsin. I have just seen the president. Cumhurbaşkanı daha yeni gördüm anlamda. Yani canlı gördüm anlamda söylüyorsun. Eğer I saw the president dersen Cumhurbaşkanı ölmüş. Müjde yani anlamına geliyor. I saw the president past tense'te kullanırsanız ölmüş kişiler için kullanıyorsunuz. Nasip olur bilmiyorum ama inşallah olur. Ama I have seen the president dersen, I have seen the president dersen, o zaman da Cumhurbaşkanı'nı daha yeni gördüm anlamına geliyor. Bak bu iki türlü kullanılır ama ikisinin anlamı farklı ha. Evet. I saw the president dersen, ölen bir kişi hakkında söylüyorsun. I have seen the president dersen, daha yeni gördüm Cumhurbaşkanı'nı. Az evvel gördüm ya. Ne anlamında geçiyor? Altıyı da yap bakayım bir. Has Kelly seen my pants? I can't find them anywhere. Aferin sana. Aferin sana. Gramerin muhteşem. Has Kelly seen my pants? Benim pantolonumu gördü mü? Evet. Kelly pantolonumu gördün mü? Onu hiçbir yerde bulamıyorum. Yok. Kelly benim pantolonumu. Aslında pants aynı zamanda iç çamaşır anlamına da geliyor. Yani Kelly pantolonumu veya iç çamaşırımı gördün mü? Gördü mü? Kelly benim çamaşırımı gördü mü? I can't find them. Onları hiçbir yerde bulamıyorum. Evet. I can't find them anywhere. De bakayım. I can't find them anywhere. I can't find them anywhere. Güzel. Şimdi sıra 7 ile 8'de. Kimde? Bende. She looked at the beautiful dress wistfully. Wistfully ne demek biliyor musun? İstekli bir şekilde. Arzuyla, özlemle, istekle anlamına geliyor. Arzuyla, özlemle, istekle. O elbiseye böyle o güzel elbiseye arzuyla baktı, istekle baktı. Evet, hayran hayran baktı da diyebilirsiniz değil mi? Evet. Yes. I am really excited to see this movie. The trailer was really good. Tercüme. Ben heyecanla bu filmi izliyorum. I am really excited to bu filmi görmeye heyecanlıyım. Görmek için heyecanlıyım. Heyecanla bekliyorum veya. Görmeye aynen, heyecanla aynen bekliyorum. The trailer was really good. Trailer herhalde senaryo sanıyorum. Şey, fragman galiba. Fragman ha. Fragman gerçekten güzeldi. İyiydi değil mi? İyiydi. Evet. Peki. İyiydi. 9 ve 10'a geliyoruz arkadaşlar. 9 ve 10. Hadi bakalım Şükran. She looks at me seriously. O bana merakla bakıyor. Bakar. Hep bakar. Merakla bakar dedim. Looks dersen o hep bana merakla bakar. Ama she is looking at me olursa o she is looking at me seriously. Curiously. Baba, curiously. Curiously. Kür. Curiously. Tedavi var, bir de kür var değil mi? Tedavi, kür. İşte kür. Üç kür. Curiously. Curiously. Kürtün kürü. Curiously. Curiously. Ha şükür Allah'ıma ya. Devam et. Yumamak yok. Dur. I am not quite sure of what the witness to see olacak değil mi hocam? Yok, I'm not quite sure, emin değilim diyor, çok fazla emin değilim diyor. What witness, tanığın ne gördüğünden emin değilim. Değilim. To see. To see witness olmayacak mı hocam? Hayır. What the witness saw olabilir. What the witness saw. Evet. Saw. Tanığın ne gördüğünden ben emin değilim. Tam emin değilim diyor. Tam emin değilim. Bir oku bakayım benim gibi. Bak önce ben okuyayım. I am not quite sure of what the witness saw. I am not quite sure of what the witness saw. Quite. 5 kere tekrar et. Quite. Curiously, 5 kere tekrar et.
Kuru yüzlü. Ya kürtün kürü, kürtün kürü. Kürü, kürü yüzlü. Kürü yüzlü. Söyle bir kere daha. Kuru yüzlü, kuru yüzlü, kuru yüzlü, kuru yüzlü, kuru yüzlü. Tamam tamam, dövme beni. Tamam dövme. Tamam. Şimdi geldik buraya. Karşılıklı okuyacaksınız ama başkalarını da alsam mı acaba? Başkalarını da alsam değil mi? Şimdi biraz da başkaları gelsin. Ama başkaları kaçmışlar. Zülfiye var burada. Peri var. Onları alayım ben. Biraz tamam, çek. Biraz kızar çekeyim sizi. Sonra yine alacağım. Tamam. Peri gel bakayım kızım. Zülfiye sen de gel. Evet. Şimdi bunu küçülteyim biraz görebilirsiniz diye. Şimdi see ve look burada nasıl kullanılacak onu beraberce yapalım. See ve look. David and Kevin ran into each other. Ran into, run into. Run into tesadüfen rastlaşmak anlamına geliyor. Run into, yazın bunu. Run into tesadüfen karşılaşmak anlamına geliyor. David ve Kevin birbirleriyle tesadüfen karşılaşırlar. Bakın, tesadüfen karşılaşmak anlamına geliyor. Ne enteresan değil mi? Run into. Evet. Şimdi David, Zülfiye sen David'sin. Evet. Efendim. Kevin olacak. Evet, Kevin olacak. Hadi başla bakalım Zülfiye. Hey Kevin, I see you look across the street. Where are you going? Salam Kevin. Ben seni yol geçerken gördüm. Hara gedirdin? Hara doğru. Gedirsen? Doğru. Kevin. I'm heading to the mall. Seni duyamıyoruz kızım. Sesin çok kötü geliyor. Çok ya, yani çok derinden geliyor. I am heading to the mall. I need to see some jewelry to buy as a gift. Şimdi had bak, had to arkadaşlar go to demek. Go to. I am going to demiyor da I am heading to diyor. Going to eşittir heading to. I am heading to the mall. Aynı anlama geliyor. Hiçbir fark etmiyor. Yani ben alışveriş merkezine gidiyorum. I need to some jewelry. Hediye kimi cevahirat almaya ihtiyacım var. Ama I need to'dan sonra ne gelecek? I need to'dan sonra. Yok, bakmaya ihtiyacım var. Look at. Look olduğu için ne gelecek? Look at. Kızım senin çok az geliyor. Biz seni duyamıyoruz ya. Vallahi duyamıyoruz biz seni ya. Ya sen geldiği zaman orada 20 kişi varsa 3 kişi iniyor ha. Millet duyamadığı için kaçıyor. I need to look at some jewelry. I need to look at some jewelry to buy as a gift. Diyor ki bakmam gerek diyor. Birkaç tane mücevherata hediye olarak almak için değil mi? Hediye olarak almak için. Peki. Zülfiye devam et. I'll go with you. I want to. Burada elbette to'su da uygun gelir. To look. I want to look the Christmas decoration. Ben seninle gideceğim ve ben Christmas decoration. Look getirirsen et de olması lazım kızım. Et yok ki burada. Ha hocam ben ne bileyim look at'i de böyle pütü koyabilir ona göre. Evet. Oku. I want to see the Christmas decoration. Ben seninle geleceğim. Ben Christmas dekorasyonları görmek istiyorum. Evet doğru. Devam et. Şimdi sıra Peri'de. Peri bağır. Bağırabildiğin kadar bağır. Kevin. I've seen it already. Men are perfect dance, değil mi? I've'dan sonra ne geliyor? So. I've saw it all already. Seviyen ne senin? Senin seviyen ne? Hangi seviyesin sen? Peri sen hangi seviyesin? Elementary. Senin ne işin var burada? Şapalak. Bu intermediate seviye. Evet. Sibel gel bakayım. Allah. Hocam ben de pre-intermediate'im ama bekliyordum orada. Sen de git. Elina.
Elina. Geldim hocam. Geleceğin Cumhurbaşkanı, gel bakayım. Çabuk büyü de birazcık. I've seen it already. It's beautiful. There's sand on a chair, lights and mistletoe. Mistletoe. Ben onu zaten gördüm. O güzel. Tamam. Bir Santa stolu var. Parlak ve diğer sözün manası ne hocam? There is Santa on a chair. O ne biliyor? Öksü otu diye bir şeymiş ya. Ben de ilk defa duydum onu. Öksü otu. Öksü otu nedir bilmiyorum. Öksü otu. İyi bilirler de. Öksü otu diye bir şey. Diyor ki ışıklar. Santa var diyor şeyin üzerinde diyor. Sandalyenin üzerinde diyor. Santa var. Işıklar var. Santa neyse herhalde bu şey Hacı Baba var ya ondan Hacı Babası. Ondan Hacı Babası herhalde. Evet devam edelim. David. Zülfiye'de sıra. David. Don't ruin it for me. I want to see it for myself. Ben burada don't ruin it for me. Beni mehvetme. Yakin deyir ki beni hevesten salma. Hele bir söz. Aynen. Beni hevesten salma. Aferin. Yani hevesten salma. Diyor. Güzel. Aferin. I want to see it for me. Ben onu özüm için görmek isterim. Özüme. Evet. Kendim için. Kendim için görmek istiyorum. Devam et Kevin. Sorry. Try to look at Santa's little helpers. They are really cute. Evet. Try Bağışlayın. Bahsedin Santa'nın küçük yardımcılarına. Onlar hakikaten çok sevimlidiler. Çok güzel. Aferin. Güzeldi. Harika. Peki. Bitti. Burada bitti. Şimdi see ve look arasındaki farkı anlayabildiniz mi arkadaşlar? See ve look arasındaki farkı anlayabildiniz mi? Takıldığınız herhangi bir şey var mı? Yok hocam. Evet. Bu videoyu sizden rica ediyorum bir kere daha izleyin. Bir de bir şey daha rica ediyorum arkadaşlar sizden. Lütfen videoları tekrar izlemeye çalışın. Ve elinizde aha bu var ya bu kağıt. Bu kağıtla birlikte oturun üzerinde çalışın. Çok çok tekrar edin. Yani ben burada gördüm nasılsa tamam oldu bitti değil işte. Bunu tekrar edeceksiniz değil mi? Hepinize iyi geceler diyorum. İyi akşamlar diyorum. Hepinizi yüreklerinizden öpüyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar.